Böyle Tuzla Sanat Tiyatrosu'nu kurduğumuzda işler güzel gidiyordu ama pandemi bizi yani işlerimizi azaltmadı, bitirdi adeta. Bütün tiyatro sanatçıları zor durumda tabii. Bu esnada Kültür Bakanlığı'nın verdiği güzel destekler de oldu ama hangi birine yetişsinler? 2 sene çalışamayınca müthiş bir maddi darboğaza girdik. Böyle büyük bir mezarlık yerimiz vardı kendimize ait. Dedim buradan tapusuyla beraber yanımıza, bize nasip olur mu burada yatmak bilmiyoruz, İstanbul'da yaşıyoruz. Böyle ebedi komşular alalım yanımıza. Öyle o yoldan çıktık, böyle bir satılığa çıkardık burayı. Epey de rağbet var. Güzel bir mezar yeri çünkü caminin altında. Böyle bir olayın içine girdik. Bakalım sonu ne olur. Buraya işte bu parsel mezarlık olarak satılınca rahmetli babam aldı. Biraz fazla aldı tabii. Yine Allah razı olsun. Öyle olunca büyük bir mezarlık yeri. Aile mezarlığımız da burası. Rahmetli annem burada yatıyor şu an. Büyük bir yer olunca maddi çıkmaza girince dedik ki böyle bir şey yapalım. Kardeşler de onay verdi. Böyle şimdi buradayız. Bu yoldayız. Ne O güzel iki oluyor. parsel verdik. Zaten bir iki parsel daha verdik mi yeterli olacak. Komşular gelecek inşallah. Ebedi komşular diyelim. Fiyat aralığına itiraz eden, tabii ki her şeyde bir pazarlık söz konusu. Ama biz bir mezarı yaklaşık 6.500-7.000 liraya geliyor. O da böyle özel bir mezarlık yerinde çok değil diye düşünüyorum. O seviyelerde hani fahiş bir fiyatta koymadık. Tabii ki burası bütün alanlar dolu. Tabii mesleğimiz gereği de biraz mizahla uğraştığımız için mizahi de bir durum oldu gibi. Ama bu gerçek sonuçta. Bu gerçeği yaşıyoruz.